Yaşamayan bilmez. Nereden bileyim? Yaşamadım, bilmiyorum. Merhaba Ayşegül. Merhaba Can. Bugün bir film eleştirisiyle değil, yeni programımız Yaşamayan Bilmez ile karşınızdayız. Evet Ayşegül, o zaman sana ilk sorumuz. Mühendislik nedir? Mühendislik bir düşünce bilimidir, bir sistem bilimidir ve bir düşünce sistemidir. Şimdi şöyle diyelim, mühendisliğin 3 tane bana göre temel kuralı var. Bunlardan bir tanesi ortada bir üretim olması gerekiyor. Bu üretim bir düşünce, fikir ya da bir eşya, nesne ya da işte bir yol, bir bina, her şey olabilir. Bunun en verimli şekilde üretilmesi gerekiyor ve en sonunda da bunun faydalı olması gerekiyor. Bütün bunları topladığında ya bunun toplamına mühendislik diyoruz. Peki bu mühendisler böyle bir havalı oluyorlar, böyle bir senin de söylediğin gibi işte biz her şeyi hallederiz gibi. Ben bu duruma çok gıcık oluyorum. Yani bu bütün mühendislerde böyle bir hava var mı, senin gibi böyle bir narsizm var mı hepsinde? Şimdi şöyle, tabii mühendislik fakültelerinde bir eğitim veriliyor. Hani o her zaman söylenen analitik düşünce. Analitik düşünce nedir? Ortağımdaki verileri toplamak, ortağımdaki parametreleri analiz etmek ve bunları faydalı hale getirmek. Şimdi baktığın zaman bütün bunları yapıyor olmak iyi bir şey. Yani burada bütün mühendisler kendini işte bir halt zannediyor ya, getirmemek lazım ama yapılan şeye de saygı duymakta fayda var. İşte ben mühendisim, koskoca mühendisim. Bu mühendisler olmasa siz ne yapacaksınız cümlelerinde maalesef çok duyuyoruz. Bugün teknolojinin geldiği noktanın en önemli mimarları bilgisayar mühendisleri. Yapılan evler, yollar, inşaat mühendisleri. Yani bugün bir deprem oluyor, işte herkes bir jeoloji mühendisi bulup hani sormak istiyor ne oluyor, ne bitiyor diye. Ha, ben tekstil mühendisiyim ve modanın ya da giydiğin her şeyin bir tekstil mühendisinin, yani birkaç tekstil mühendisinin elinden geçtiği aşikar. Bir sürü noktada bir mühendisin eli değiyor. Biz bunu fark etsek de fark etmesek de. Bu anlamda mühendisler hani pek de aslında kıymetinin bilinmediğini düşünüyorum. Hani aksine bir narsistlik ya da kendini beğenmişlik değil. Daha da bir kıymet bilinmeyen noktada şimdi düşününce bir... Peki sen tekstil mühendisi. Şimdi ben de seni tanıyana kadar hani tekstil mühendisi dediğin kişinin böyle tekstille de alakalı olduğunu, modaya uyum sağladığını, hani görselinin de birazcık o şekilde olduğunu düşünüyordum. Yani şimdi sana bakınca sıradan insan yani. Hani öyle kotumu giyeyim, işte tişörtümü giyeyim, çıkayım falan yani. Hani bu yani niye hiç sirayet etmiyor şimdi mesela? Şimdi şöyle bir şey var. Ben bununla ilgili bir anımı anlatayım. Şimdi bizim Tekstilciler Gecesi diye bir yıllık tekstil mühendisleri odasının düzenlediği bir gece vardır. Ve burada genel olarak tekstile çalışan mühendisler toplanırlar yani. Bir gün kız kardeşim gelmişti, o da bankacıydı. Geldi, baktı ve böyle dedi ki ya bu kadar paçoz bir araya nasıl geldi dedi. Geçenlerde gittim üzerime bir şey bakmak için, sen de yanımdaydın. Dedim ki bu nasıl, sence iyi midir, sıcak tutar mı dedim. Sen dedin ki bunu şimdi bilmem ne yapmışlar, kaç derecede yakmışlar, kumaş şurada. Da bilmem ne falan filan diye bana saçma sapan bir sürü şey anlattın. Sıcak tutar mı sorusunun cevabı var mı? Yok. Ya bazen de hava atmak gerekir. Yani ben de biliyorum demek lazım. Her zaman işlevsellik, yani biraz da kendim bul işlevselliği. Her şeyi ben mi söyleyeceğim canım? Sıcak mı tutar o sorunun cevabı yok. Hayır, o sorunun cevabı da var da sen kaçırmışsın. İşte bazen bilmeceyi çözmek lazım. Ben denedim zeki misin diye. Mühendislik için bir de şöyle bir şey var. Akışkanlar mekaniği aldık. Biz işte uzaya roketle fırlatırız bundan sonra. Her şeyi yaparız falan gibi. Gerekli midir bu ders ve sen akışkanlar mekaniği dersi aldın mı? Ben akışkanlar mekaniği dersi aldım. Birçok mühendislikte gereklidir. Akışkanlar mekaniğinin en önemli prensiplerinden bir tanesi var. Bernoulli prensibidir. Bunun sıvılarla bağlantısı vardır ve aynı zamanda hani uçaklardaki kanat sistemi de buna göre düzenlenmiştir. Şimdi burada her mühendislik bunu alır mı? Almaz. Ama alanların genel olarak suyla, havayla, rüzgarla bir işi vardır. Bu arada bu Bernoulli prensibinde Daniel ve Johann Bernoulli vardır. Bunlar baba oğuldur. Bernoulli prensibi diye geçmesinin sebebi ikisi arasında prensibi kimin bulduğuyla alakalı çok ciddi savaşlar olmuştur. Hani öyle de bir prensiptir. Yani buradan da çıkardığımız sonuç, baba oğul bile olsalar mühendislerde narsistlik gördüğümüz gibi her zaman var. Onlar fizikçiyle matematikçiymiş. Peki bize biraz tekstil mühendisliğini anlatır mısın? Tekstil mühendisliğinde öncelikli olarak bir ham madde girişimiz var. Bu ham madde pamuktan başlıyor. İşte polyester, poliamid, yün, ipek gibi birçok grupta devam ediyor. Daha sonra bunların işlenmesi, bunların iplik haline getirilmesi, bunların dokunması, örülmesi, daha sonra bunların işte boyanması, en son
kullanılabilir hale getirilmesi ve en sonunda konfeksiyon kısmı var. Bunların hepsi kendi içinde çok geniş alanları olan farklı farklı sektörler tekstilde. Bunların herhangi birinde ya da ikisinde uzmanlaşmak bile uzun bir zaman alabiliyor açıkçası. Çünkü bilgi yoğun bir sektör. Tekstil mühendisliği birçok alanda faaliyet gösteren ve kendi içinde de uzmanlığı olan bir mühendislik. Boyama kısmında uzmanlaşmış bir mühendisim. Ama bunun yanında konfeksiyon, örme, dokuma ya da işte dokusuz yüzeyler dediğimiz farklı gruplar var. Üretim yoğunlukta olan bir sektör. Tekstil mühendisliğini diğerlerinden ayrı kılan en önemli unsur pazarlama alanında da çok geniş bir çalışma imkanı olması. Şöyle söyleyebilirim. Ben tekstil mühendisliğini neden seçtim derseniz benim dünyayı gezmek gibi bir hayalim vardı ve o zaman için bu hayale en yakın meslek tekstil mühendisliğiydi. Ben bu yüzden tekstil mühendisi oldum. Yani tekstil mühendisliğindeki yani böyle idealist bir durumum yoktu. Ama çalıştıkça mesleğimi sevdiğimi söyleyebilirim. Ve dünyayı gezmek konusunda da bana çok büyük fırsatlar sundu. Tabii 90'lı yıllarda özellikle bavul ticareti, Lale'de var falan. Millet yurt dışından gidip geliyor. Ona öyle yurt dışına çıkmak, böyle gezmek zannettim. Ona benzer gezilerim oldu, olmadı değil. Ama güzelleri de vardı ya şimdi. Hakkını yemeyeyim. Genç arkadaşlarımız var, ben o yüzden soruyorum. Tekstil mühendisliği yazdıkları zaman kendilerinin böyle modanın içinde olacaklarını düşünüyor aslında ama onlar modanın kalite kısmında oluyorlar. Yani o tasarımcı, o başka bir şey. Tekstil mühendisliğinde ama hani konfeksiyon bölümünde çalışmak isteyenlerin tasarım da okuması çok çok büyük bir artı olur. Yani tasarım okuyan bir mühendis inanılmaz olur yani. Sadece burada mühendisliği doğru tanımlamak, doğru anlamak lazım. Şimdi bir genç arkadaş mühendisliği seçeceği zaman neyle karşılaşacağını da biliyor olması lazım. Yani dediğim gibi mühendislik toplamda bir düşünce sistemidir ve insanın hayatını etkiler, yaşama bakış açısını etkiler. Hani burada okuduğunuz üniversite, aldığınız ders, olduğunuz çevre çok çok önemlidir. Ben bu anlamda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ege Üniversitesi'nden mezun oldum ve bunu hep gururla söyledim. Çünkü hani Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'ne özel olarak ben bunun ekmeğini çok yedim. Çok birbirine bağlı bir gruptur yani. Genel olarak bütün mezunları öyledir. Ben mesleğimi seviyorum demek yetmiyor. Bir şeyi sevmekten bahsediyorsak orada bir adanmışlık da olması gerekiyor. İşte benim puanım bunu tuttu, ben bunu yapacağım. Birazcık sıkıntılı bir iş. Yani ben ömrüm boyunca çalışacağım ya. Ömrüm boyunca yani en az 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl neyse. Buna göre seçim yapmakta fayda var. Maalesef ki yine ilk konuğumuz sendin ama bundan sonra farklı konuklarımız olacak. Güçlü anlaşmalar yaptık. Şimdilik hoşça kalın. Nasıl olsa Cihan yine bana kalacak. O zaman tekrar görüşmek üzere.